Evet normalde ekstra bir video yapılacak bir konu değildi fakat tahmin edin ne oldu? Ben normalde kendime adım bir yorum yapmıştım ama görüyorum ki hala kanaldan banlıyım çünkü kendi yorumumu sadece ben kendim görebiliyorum. Daha öncesinde sadece Enes'in beni kanaldan neden banladığını anlatmamıştım ama gelin burada onu da anlatmış olayım. Şimdi biliyorsunuz ki sadece Enes de aynı benim gibi Suriyelilerin artık gitmesi gerektiğini savunuyor. Ama bir aralar sizce bu ırkçılık mı başlığı altında bir tane video yapmıştı ve bu videoda Suriyelilerin gitmesini istemenin ırkçılık olduğundan bahsediyordu. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım işte hani fikirlerini ne değiştirdi. Daha öncesinde bunu savunuyordun şimdi niye bunu savunuyorsun falan diye. 5 dakika sonra kanaldan banlandığım videoda kaldırıldı. Evet artık videoya ulaşamıyorsunuz. Maalesef linç yediği videoları kaldırma gibi bir huyu var. Ki ben çok linç yedim ama umurumda değil. Bu kanaldan bir tane bile eleştiri videosu silmedim. Silmem de. Ha, ban konusuna geleceksek de görüntü bu. Ben hiç laf yemiyor muyum? Emin olun Enes'in yediği lafların 5 katını yiyorumdur. Ama onların görüşü yani ne yapabilirim ki ben? Neyse videoyu çekmemdeki amaç bu yani bunu öğrenmiş olun. Sonuçta ben Enes'i kanaldan engellemiyorum ve Enes gelip benim videomun altına kendini çok güzel bir şekilde ifade edebiliyor. Ama benim böyle bir hakkım olmuyor nedense. Zaten artık açık konuşmak gerekirse ben Enes'in çok da fazla eleştiri kaldırdığını düşünmüyorum. Bunun örneklerini zaten Setcon'dan, Kal'dan, benden görmüşsünüzdür. E Twitter'dan takip ediyorsanız zaten orada da çok bir şey değişmiyor açıkçası. Bir arkadaş fikrine katılmadığını söylemiş ve sonuç bu. Bu arada burayı sonradan ekliyorum. Çünkü Enes şöyle bir tweet atmış. Muhtemelen benden bahsediyor. Birini sosyal medya hesabından engellemek neden ifade özgürlüğüne karşı olmak olsun oğlum? Burası kişinin alanı. Görmek istemiyorum engeller. Otorite o değil ki. Sen kendini yine ifade edebiliyorsun. Siz ifade özgürlüğünü çok yanlış anlamışsınız demiş bir eleştiri kanalı. Burada kısmen haklı aslında. Neden kısmen haklı diyorum? Çünkü şöyle. Tamam görmek istemediğin kişileri engelleyebilirsin. Bu senin en doğal hakkın. Fakat birisi sana eleştiri yapıyor diye o kişiyi görmek istemiyorsan eğer ki sen eleştiri kanalı olma zaten. Ne güzel iş. Sen herkese eleştireceksin fakat kimse seni eleştiremeyecek. Böyle bir dünya yok. Ha eğer Enes'in düşündüğü gibi düşünüyorsanız eleştiri yapan herkesi engelleyeceksek eğer o zaman sadece Enes'i engelleyelim çünkü sadece Enes bir eleştiri kanalı. Bu sefer ne olur Enes'in tüm videoları sıfır izlenir. Yani eleştiri yapan herkesi engelleyeceksek eğer o zaman herkesi engellememiz gerekirdi. Bir eleştiri kanalının böyle bir tweet atması bana mantıklı gelmiyor. Hele ki hakaret etmek ifade özgürlüğüdür diyen bir eleştiri kanalı. Bence biz değil de sen ifade özgürlüğünü baya bir yanlış anlıyorsun. Yani düşünsenize bir eleştiri kanalı çıkıp diyor ki siz benim hakkımda eleştiri yaparsanız ben sizi görmek istemem ve sizi kanaldan engellerim. E iyi de senin savunduğun şey bu değil. İşte bu yüzden diyorum ki bu söylediği kısmı doğru. Ama bir eleştiri kanalı bence böyle yapmamalı. Bana çok ağır konuşan insanları bile engellemiyorum ben. Dediğim gibi bak engellediğim insan sayısı sıfır. Çünkü ben birisi hakkında eleştiri yapıyorsam eğer o kişinin de bana cevap verme hakkı var. Ben senin hakkında bir eleştiri yaptım. Sen bana cevap verdin. Ben buna izin verdim. Ama sen benim hakkımda video yaptın. Ben cevap veremedim. Sen buna izin vermedin. Olay bu. Yaptığın şey bayağı uzun adamlık oluyor. Haberin olsun yani. Elbette konumuz sadece bu değil. Konumuz bu videoda bana vermiş olduğu cevap. Yani hayır sizin düşündüğünüz gibi o Enes Beyaz Kurt'a koyduğu gol oldu falan böyle bir şey yok. Enes Beyaz Kurt'u engelledi. Beyaz Kurt cevap veremedi. Olay bundan ibaretti. Her neyse kendisinin videosunu bir izleyelim. Ardından yorumlayacağız. Ayrıca o videoda söylediğim şey ödemeyenler enayi mi olacak lafı. Buna da çok takılmışsınız. Anlamadım takılmanızı. Arkadaşlar enayi olacak zaten. Bak bu videoda söylediğin şeyi tekrardan söylemişsin. Ben ben bunun zaten açıklamasını yapmıştım. Tekrardan yapayım. Sen diyorsun ki önceden KYK borçlarını ödeyenler enayi olacak. Bu yüzden 40 bin TL gibi bir paradan 150 bin TL istemek gayet normal. Fakat sen burada şunu anlamıyorsun. KYK borçlarını ödeyen kişiler 40 bin TL'ye 150 bin TL ödemediler. Çünkü böyle bir enflasyon yoktu. 40 bin TL'ye 45 bin TL hadi bilemedin 50.000 TL falan ödemişlerdir. Ya da işte 30 bin TL'ye 35 bin TL falan ödemişlerdir maksimum. Normalde faizler bu kadar olur. 40 bin TL'nin 4 katını istemek akla mantığa sığacak bir şey değil. Yani ikisi arasında çok fark var. Eğer eskiden ödemiş olanlar da bu kadar fazla para ödemiş olsaydı o zaman dediğin kısmen doğru olurdu. Kısmen doğru olmasının sebebi de şu. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve bu tarz düzenlemeler yapılmak zorunda. Hatta yeri gelecek belki de ileride öğrencilere daha fazla destek verilecek. Ama biz o zaman geldiğinde diyemeyiz ki geçmişte bize destek vermiyordunuz. Niye vermiyordunuz? Çünkü gelişmiş bir ülke değildik. Bunu yapabilecek bir şeyimiz yoktu yani. Neyse devam edelim. Adam diyor ki eskiden askerlik 18 aydı şimdi 6 ay. O zaman 18 ay askerlik yapanlar enayi miydi Sizin mantığınıza göre hiçbir düzenleme yapılmaması gerekiyor. Zamanı geri alabilir misin? Alamazsın. Peki aldığın parayı geri verebilir misin? Verebilirsin. Teşekkürler. Yani piyasada yapılan parayla alakalı yapılan düzenlemelerle zamansal bir meseleyi nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz benim aklım almıyor. Şimdi ben burada şunu anlamıyorum. Medeni bir tartışmada böyle bir hakaret kullanmaya ne gerek vardı? Ki Enes bunu çok yapıyor zaten. Kala, Setkon'a, bana. Hatta Purple Bigs'e bile yapmıştı. Purple Bigs'in eleştirdiği bir videosunda işte cahil, bilgisiz, zırva falan demişti. Yani yani bu kelimelere ne gerek var mesela? Neyse tabii ki kendi görüşü. Buna çok fazla bir şey demek istemiyorum ama şöyle bir cevap verebilirim ki benim verdiğim örnek gayet yerinde bir örnek. Çünkü sen burada şunu anlamıyorsun. Eskiden 18 aylık askerlik vardı. Bu askerlik şu anda 6 aya düşürüldü. Yani eski zamanlarda yaşayan insanlar bir sene daha fazla askerlik yapıyorlardı. Sen burada demişsin ki birisi para, birisi zaman. Zamanı geri alamıyoruz o yüzden ikisi aynı şey değil. İyi de bu zaten zamanın daha değerli olduğunu gösterir ki öyle. Ama buna rağmen zamanla parayı aynı kefene koyabiliriz. Nasıl nasıl koyabiliriz? Çok basit. Bu dünyada her şeyin bir karşılığı vardır. Ev, araba, yiyecek, içecek bunların hepsi para gerektirir değil mi? Yani ürün eşittir paradır. Peki para eşittir nedir? Evet, para eşittir zamandır. Zamanı olmayan bir insan asla para kazanamaz. Yani para kazanmanın ana kaynağı zamandır. Keşke bu insanların da parasını alsaydın yani ama zamanlarını aldın. En değerli şeylerini aldın. Ama bu insanlar çıkıp isyan ettiler mi? Hayır. Çünkü biliyorlar. Bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Çıkıp onlar da diyebilirdi. Biz enayi miyiz? 18 ay niye askerlik yaptık diye. Ama o insanlar bunun enayilik olmadığının farkında. Bunu anlayabilecek kadar kapasiteleri var yani. Sonuç olarak nüfus artıyor. Belki ekonomi gelişiyor. Türkiye her zaman aynı şartlarda kalacak diye bir şey yok yani. Bu sürekli değişecek. Yani sen parayı zamanla kazanırsın. Zamanını daha kaliteli geçiren insanlar da daha fazla para kazanır. Mesela dünyanın en zengin insanı saatte 100 bin dolar kazanıyorsa, Türkiye'deki insanlar belki de saatte 200 lira falan kazanıyor. Kazandıkları para farklı fakat bu parayı kazanmak için harcadıkları şey aynı. Zaman harcıyorlar evet. Bu para havadan gelmiyor kanka. Yani eskiden askerliğini yapan insanların bir sene kaybettiğini düşünürsek eğer ki şu anın askeri ücretiyle 66 bin TL kazanabilirlerdi fakat kazanamadılar. Hatta Hatta şu anki bedelliye bakacak olursak eğer ki 6 ay 80 bin TL yani 18 ay 240 bin TL ederdi. Bu adamların kaybettiği para 240 bin TL oldu. Demek ki parayla her şeyi satın alabildiğin gibi parayı da zamanla satın alabiliyor musun? O yüzden sen bunun geçmişteki insanlara haksızlık olduğunu düşünüyorsan bunu da göz önünde bulundurmak zorundasın. Hatta bak yine kendinle çelişmişsin. Bu konuda diyorsun ki hayır geçmiştekilere haksızlık olur fakat sonra çıkıp diyorsun ki zorunlu askerlik kaldırılsın. E 80 bin TL bedelli askerlik parası verenler enayi mi? 6 ay 12 ay, 18 ay askerlik yapanlar enayi mi? Geçmişte Türkiye'de askerlik yapan herkes enayi mi? Enes Bey niye kaldırılmasını istiyorsun? Geçmişteki insanlara haksızlık olmuyor muydu? Hayır, kaldıramayız. Kusura bakma. Geçmişteki insanlar hastanede sıra bekliyormuş. Sen de beklemek zorundasın. Bu zihniyet bana bir yerden tanıdık geldi. Mesela eskiden Almanya'da yaşayan insanlar enflasyonla beraber yaşadılar. E şu an bir bakıyorsun Almanya cennet. Eskide yaşayan insanların ne günahı vardı abi? Hiçbir günah yoktu. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ben askerlik örneğini zaten bu yüzden verdim. Geçmişte kıyaslanamadığını göstermek için. Ama senin mantığınla geçmişle kıyaslayacak olsaydık eğer ki benim dediğim gibi olurdu. Neyse devam edelim. O videoda söylediklerime yapılan diğer bir eleştiri ise şu. Bilmem ne holdingin paraları ödenmiş, vergi borçları silinmiş burada öğrencilerin borçlarının silinmesinden bahsederken neden tepki gösteriyorsun? Şimdi o şirketler konusuna geri dönelim. Arkadaşlar günümüzde yapılan herhangi bir düzenlemeyi mevcut hükümetin yanlışlarıyla onaylatmaya çalışmak böyle zincirleme bir yanlışa doğru gitmek oluyor. Çünkü atıyorum X şirketin borcu ödenmiş o zaman öğrencilerinkini niye ilk şirketinin vergi borcunun ödenmesi zaten kötü bir şey. Şimdi bir dakika burada bir durmanı istiyorum. Benim videoma yapmış olduğun yorumda diyordun ki bu şirketlerin borcu falan silinmedi. Bunlar açıklama yaptı. Hepsi yalan vesaire. Ben de sana şöyle bir cevap vermiştim. Bu şirketler bu paraları alıp karılarla yedik demeyecek herhalde. Tabii ki de bunu yalanlayacaklar. Bunu yalanlamış olmaları gerçek olmadığı anlamına gelir mi? Sen bu videoya bu şekilde bir yorum yazdın. Şimdi de bu videoda diyorsun ki evet o borçlar silindi. Fakat yanlışı bir yanlışa kapatmak doğru mudur? Tabii ki doğru değil ama senin anlamadığın bir şey var. Yanlış olan şey buydu zaten. Daha hayata atılamamış insanlara bu kadar fazla borç bindirmek yanlıştı. Bir sene içerisinde enflasyonun bu kadar fazla değişeceğini nereden bilsinler, nereden tahmin etsinler, sen ne istiyorsun bunlar ekonomist mi? Ki tekrar söylüyorum ekonomistler bile bunu tahmin edemiyordu. Kim nereden tahmin etsin gözünü seveyim. Ayrıca ben öğrenciye yardım yapılmasını eskilerin enayi olması olarak görmüyorum. Tam tersine öğrenciye yardım yapmak bir yatırımdır ki tüm ülkeler zaten bunu yapıyor. Çünkü bu ülkeyi geliştirecek kişiler zaten bu kişiler, bu gençler. Bu ülkeyi daha iyi bir yere taşıyacak kişiler bu insanlar. Sen bunlara belli bir yatırım yapacaksın ki onlar da sana ileride bunun karşılığını versin. Ya bu insanlar bunun karşılığını zaten bir şekilde verecek ama sen bunlara bu şekilde davranırsan bütün yetenekli gençler başka ülkelere gider ve Türkiye bu şekilde kalmaya devam eder. Burada boş boş şirketlerin vergi borcunu kapatmıyorsun en azından. Ya da ne bileyim işte hiç kullanılmayacak bir yol, köprü falan yapmıyorsun. Ülkenin geleceğine yatırım yapıyorsun. Bunlar polis olacak, doktor olacak, mühendis olacak ve ülkeye her türlü yararları olacak. Gerek vergi olsun gerek farklı şeyler olsun. Videonun ilerleyen dakikalarında çok değişik bir söylemine denk geldim bu arada. Orayı da bir dinleteyim. X şirketin borcu ödenmiş o zaman öğrencilerinkini niye ödenmiyor? X şirketinin vergi borcunun ödenmesi zaten kötü bir şey. Ha kimi durumlarda o da kötü değildir ama çok çok uç zamanlarda onlara da geliriz. Şimdi bir dakika bir dakika. Kimi durumlarda bu şirketlerin vergi borcunun silinmesi normal bir şey dedin. O kimi durumlar nasıl durumlar acaba bana bir açıklayabilir misin? Çünkü senin burada bahsettiğin şey bir şirketin milyar milyarlarca TL'lik borcunun tek bir kelime ile silinmesi. Senin dediğin şeyle yola çıkacak olursak eğer, o zaman öğrencilerin bu borcunun bir kısmı da bakın bir kısmı diyorum hepsi demiyorum. Zaten bir kısmı silindi, hepsi silinmedi. Bu insanlar bu borcun yine bir kısmını ödeyecekler. Sadece enflasyon bu insanlara bu kadar fazla yansıtılmayacak yani bu kadar basit. Ama Enes'in söylediğine gelecek olursak eğer, şirketlerin vergi borçları kimi durumlarda silinebiliyorsa, o zaman öğrencilerin borcu kimi durumlarda silinmemeli mi? Hele ki şu anda durumun kralı var anasını satayım. Dolar 8,5'dan 18 olmuş. Bundan daha kötü bir durum ne olabilir? Bundan daha kötü bir senaryo var mı? Bence yok. Burada inanılmaz derecede kendinle çelişmişsin bu arada. Bir nevi borçlar silinmesin diyorsun ama kimi durumda silinebilir diyorsun. Lütfen karar ver artık silinsin mi silinmesin mi? Bence biz Enes'le aynı fikirdeyiz ha. Ama kabul etmek istemiyor. Çünkü bildiğiniz benim savunduğum şeyi savunmuş burada. Devletin düzenli olarak vergi borçlarını silmesi demek, devletin düzenli olarak birey tarafından ödenmesi gereken şeylere ödemesi demek, bu işlerin bir zaman sonra yalama olması demek. Ben x holdingsem ve benim her vergi borcum siliniyorsa ben bir daha niye vergi ödeyeyim arkadaş? Ya da ben öğrenciysem ve benim KYK faizim siliniyorsa ben bir dahaki düzenlemeye kadar niye faiz ödeyeyim arkadaş? Kanka bak yine anlamıyorsun. Bu durum ilk defa olan bir şey yani sürekli olan bir şey değil ki. Türkiye'de öğrencilerin borçlarının sürekli silindiği nerede görülmüş? Bu az önce de senin dediğin gibi kimi durumlarda geçerli olabilecek bir şey. Ve emin ol dolar her zaman 10 birim artmaz zaten bir anda. Böyle bir durumu kimse beklemiyordu yani. Buna yapılması gereken en iyi müdahale buydu. Benim benim burada gerçekten kafam karıştı bu arada. Bir dedin ki bu öğrencilerin suçu değil ama ödemeleri lazım. Sonra dedin ki kimi durumlarda şirketlerin vergileri silinebilir. Sonra dedin ki silinirse eğer ki ben niye vergi ödeyeyim falan. Yani değişik, çok değişik. Ya Enes'te de benim zaten sevmediğim tek özellik bence bu. Söylediği şey yanlış olduğu zaman bunu düzeltmiyor. Videoları falan kaldırıyor. Mesela Kalbun'un hakkında bir video yaptı yani bunu da izleyebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam komünizm hakkında bir tane şort satmıştı. Ve burada iki inek örneğini vermişti kendisi. Sonrasında kapitalizm hakkında bir video attı. Ve bakın videonun başında ne diyor. Kapitalizm algısı. Öncelikle ülkemizdeki ve dünyadaki kapitalizm algısından başlamak istiyorum. Kapitalizm yıllarca bizlere saçma sapan örneklerle anlatıldı ki bunların arasında kapitalizm senden iki ineğini alır sana süt satar örneği çok meşhurdur. Evet o salakça o saçma sapanca dediğin örneği komünizm videosunda sen de vermiştin. Bunda bir sorun yok bak insanların fikirleri değişebilir, insanlar bunu öğrenebilir fakat sen bu video başında arkadaşlar ben daha öncesinde bu örneği vermiştim yanılmışım ya bu örnek yanlışmış diyebilirdin bunu yapmak yerine komünizm videosunu anında sildin mesela bunu neden yapıyorsun yani yanlışını düzgün bir şekilde söyleyebilirsin kimse seni bu yüzden linçlemez sen burada yanlışını söylemediğin için insanlar seni linçliyor zaten çünkü en doğal hakları bu yani sen daha önce yapmış olduğun bir şeyi bu örneği verenler salaktır diye savunuyorsan ve bundan önceki videonu siliyorsan eğer ki insanlar da diyor ki ya bu adam ne yapıyor lan bu adamın yaptığı şeydeki amaç ne yani mesela ben her zaman söylerim tekrardan söylemiş olayım saygı kavramıyla alakalı eskiden benim düşüncelerim farklıydı. Fakat bu düşüncelerim değişti. Her şeye saygı duyamayız. Ben şu anda bunu düşünüyorum. Eski düşüncemin yanlış olduğunu dördüncüye söylüyorum şu anda. Ve bu yüzden kanaldan hiçbir video silmiyorum ama sen benim gözümle gördüğüm 5 tane video sildin. Ne gerek vardı yani? Sana ne kazandırdı? Bu insanlar senin bu videolarını izledi zaten. Gördüler. Kabul etsene yaptığın yanlışları. Ha bir de şunu da fark etmedim değil. Demiştim ya işte Twitter'da farklı YouTube'da farklı diye. Ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Twitter'da düşünceleri bu şekilde. Fakat YouTube'da Ümit Öz da övüyor. Şimdi bir de röportaj yapacaklarmış. Yani yaptığın röportajda inşallah ortalama Zafer partinin real diye adamın önüne Hitler fotoğrafı koymuşsundur. Yani Hitler'e benzettiğin bir insanla nasıl röportaj yapmış olabilirsin ki? Ki bu adamı YouTube'da övüyorsun yani. YouTube'da övüyorsun, Twitter'da gömüyorsun. Şimdi burada şey demeyin yine. Fikirleri falan değişebilir. O zaman söylesin ya. Söylemekte bir sakınca görmüyorum ben. Açık açık söylesin ya. Fikirlerim değişti desin. Neyse işte benim söylemek istediklerim bu kadardı. Ben sadece enes eleştiri uzmanı değilim. Bunun uzmanı kal. Gidin bir de onun videosuna göz açıklama kısmına koyarım zaten. O bazı şeyleri daha iyi anlatmış bence. Ha, biraz sert eleştirmiş tabii ki çünkü onlar kavgalı. Benim kendisiyle herhangi bir kavgam olmasa da yanlışlarını açık açık söylediğimi düşünüyorum. Eleştiri kanalısın madem eleştiri kaldırman gerekiyor. O yüzden lütfen artık banımı aç bence. Korkma zaten daha fazla yorum yapmam. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.